Günaydın değerli izleyenler. 8 Haziran Perşembe sabahında saatimiz 9.03'ü gösteriyor ve manşet artıdaki birlikteliğimize başladık. Hoş geldiniz diyelim size. Ben Baykan Gürses ve Aziz Karaziz de yine birlikteyiz. Günaydın Aziz. Günaydın. Nasılsın? İyiyiz, iyiyiz çok şükür. Evet, haftayı neredeyse sonlandırmaya yaklaştık. Ülke gündeminde konuşulanları bu hafta boyunca da konuşmaya devam ediyoruz. Yine kıymetli bir isim bugün Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Hasan Küçük bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Yoğun bir mesai içindesiniz. İzleyicilere hayırlı günler diliyorum. İyiyiz, yoğunluk güzel. Evet, yoğunluk tabii bir yerde mecliste komite çalışmaları, evet. Bir yerde 25 Haziran'a yönelik seçim çalışmalarıyla birlikte tüm milletvekillerini ve tüm siyasi partileri çok yoğun bir mesai bekliyor bu süreç içerisinde. Tabii ülke gündemi de var. En önemli konuştuklarımızın aslında kamuoyunda ne kadar karşılık bulduğuyla alakalı. Biz de sürekli teşkilatımızla birlikte halkın içindeyiz. Görüş alışverişlerini yapıyoruz. Bu bağlamda bunların tümü aslında bir siyasetçi olma sorumluluğunun taşımamızdan hareketle her geçen gün programla gidiyoruz. Keyif de alıyoruz böyle. Programlarınıza geldik. Tekrardan da teşekkür ederiz davetiniz için. Kıymetli görüşlerinizle zenginleştireceksiniz yine programımızı. Tabii vatandaşla birlikte iletişim içindesiniz. Şimdi bu 25 Haziran'ı biraz konuşalım. Evet. Vatandaşın beklentisi nedir? Tabii bir milletvekili için tüm ada safında seçime gidilecek. Dolayısıyla daha önceki seçimlerden farklı siyasi partilerin plan ve programlarını çok daha geniş çerçeve üzerinde konuşup tartıştığımız seçimlerden farklı. Bir milletvekili için seçime gideceğiz ama siz de önemsiyorsunuz. Diğer tüm adaylar da bu seçimi önemsiyor. Hatta partiniz 25 Haziran'da 25. milletvekili sloganıyla bu yola çıktı. Nedir sizin için bu seçim sürecindeki beklenti sizce vatandaş nedir? Bakın ben aylar öncesi de şey söyledim. Yani bir milletvekili çok şey değiştiriyor ve değiştirecek de. Ve bu seçim aslında sadece bir ara seçim olarak değil, parlamentodaki var olan yapının da bir o kadar da tesciliyle alakalıdır. Çünkü belki çok basına yansımayan şeyler var ama bazı şeyleri konuşmamız gerekir. Mesela muhalefet sürekli olarak işte erken seçimden bahsediyor. İşte ben de şunu söylerdim. Yani bir yıl önceden bugüne ne değişti ki erken seçimi istiyorsunuz? Yani bir yılın içerisinde muhalefet kendi açısından ne yaptı ki halkın önüne fazla bir şey söyleyecek? Veya biz kendi programımızın neresinde gerisinde kaldık ki yapmadıklarımız üzerinden bizi eleştiriyorsunuz? Tam da burada aslında bu ara seçim biliyorsunuz anayasal zorunluluk, gereklilik üzerine durdu. Keşke önerdiğimiz şekilde gelin hep birlikte bunu erteleyelim önerisini sıcak bakılsaydı. Olmadı. Onlar geride kaldı. Bugünü ve önümüze bakmamız gerekir. Ama keza hep şu konuşuluyor. İşte belediye seçimlerinde de öyle oldu. Yani belediye seçimleri olacak. Erken seçime gideceğiz. Bütün belediyelerdeki hakimiyeti kuracağız. İşte reformu yaptınız. Siz mağlubiyet göreceksiniz. Evet doğrudur. Bu ülke için hayatı önem taşıyan bir süreci hep birlikte yaşadık muhalefet. Yıpranmadık mı, yara almadık mı? Aldık. Ama biz bunun siyasi bedelinin ne olursa olsun göze alarak halkın refahı için ve bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi olsun diğer bütün belediyeler iyi ki bu reform sürecini hep birlikte yaşadık diyorlar. Şimdi tam da bu aşamada işte önemli yasaları hayata geçirirken ve hükümetimizin kuruluş amacı olan Başbakan Sayın Ünal Üste liderliğinde projelerin hayata geçirmesi istikrar ve en önemli şey aslında halkın beklediği hizmetleri hayata geçirmekti. Ama ardı ardına çok şeyler yaşandı. Yani tam pandemi sürecinden sonra normalleşme süreci yaşanırken, yani 100 yılın bir depremini yaşadık. Buna bağlı dünyadaki Rusya-Ukrayna savaşından dolayı gıdaya erişim, buna bağlı olarak dünyadaki ekonomik koşulların değişmesi. Ki bu ekonomik koşulların değişmesinde biz çok daha fazla etkilendik ki bugün yaşadığımız birçok ekonomik koşulu dünyadaki bu gelişmelere biz yeterince yani mobilize olamamamızın nedeniydi. Bunu da konuşmakta fayda var. Konuşalım da bunları. Diğer taraftan kendi içimizde hep savunduğumuz ama benim bir türlü mantığıma ermeyen şu vardır. Hepimiz istikrardan bahsediyoruz. Ama var olan istikrarı
bozmak için de her şekilde bir fırsat arıyoruz. Yani nedir bu? Şimdi erken seçim çağrısı bu ülkede istikrar mı getirir? Ama şu vardır, işte bu bir milletvekili seçimde önemli bir sonuç çıkacaktır. Biz, ne açıdan önemli bir sonuç olarak? Şöyle bir şey vardır, bir kere 24 vekilli bir Ulusal Birlik Partisi'ni konuşuyoruz, 25 olacak. Yani tek başına iktidara bir adımdır ve bu çok daha güçlü. Parlamentoda bütün yasalarda çok daha güçlü bir şekilde olmanızı, komitelerde çok daha etkili olmanızı ve en önemli şey bugün baktığımızda çok değerli kardeşimiz Sayın Ali Başman'ın hem iş dünyasında hem spor camiasındaki başarısının siyasette de başarılı olacağını ben kendim her toplantıda, köy gezilerinde söz aldığımızda dile getiriyorum. Bunun da meclise yansıyacağını, mecliste de değer katacağını savunuyorum. Çünkü proaktif düşünen bir kişi yapılığı vardır burada. Ben yakınen de ailece tanıyorum. Dolayısıyla tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman tabii ki her partinin ve bağımsız adaylarımıza da başarılar diliyorum ama ben Ali Başman'la birlikte Ulusal Birlik Partisi'nin 25 Haziran'da 25 milletvekilinde daha çok istikrarı, daha çok ürettiklerimizi daha hızlı hayata geçirmede, ekip çalışmalarımızı daha da güçlendirmek adına bu bizim için önemli bir sınavdır. Sonuç ne olursa olsun ama sonucun lehte olması adına da üzerimize düşeni, en azından ben kendim Hasan Küçük ve bütün teşkilat ekibimiz olarak her bölgede çalışmalara katkı koyuyoruz. Sürekli iletişim içerisindeyiz. Evet, bu dönem kesinlikle ben yerel seçimlerden çok farklı görüyorum. Yani yerel seçimlerdeki siyasi algıyla genel seçimlerde, milletvekili seçimlerinde çok farklıdır aziz dostum. Burada nedir temelini besleyen bu farklılığı? Temeli besleyen şudur. Çünkü biz milletvekilleri öncelikli olarak yasa yapıcılar olarak seçileceğiz. Yani bir bakacak bu kişinin özellikleri nelerdir? Bugüne kadar hangi alanlarda ne yaptı? Meclise gittiğinde bu ülkenin ihtiyaçları nelerdir? Şimdi özel sektörün dinamik süreçte daha canlı olması, ticaretin, ekonominin gelişmesi adına adaylara baktığınız zaman o profilde evet Ali Başman bu alanda çok değerli çalışmalar yaptı. Bunu da yine yasa yapma anlamında komitelerde çalışmasıyla ki bunu kendi de ifade etti birçok televizyon kanalında. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda gücümüze güç katacak sloganıyla çıktı. Aslında bu kendiliğinden gelen bir şeydir. Tam da burada doğal bir süreci yaşıyoruz. Her geçen günde moral motivasyonumuz artarak devam ediyor. Bir de önümüzde şöyle bir süreç vardır. Unutmamamız gerekir ki 2024 Doğu Akdeniz yani Kıbrıs Adası çevresinde deniz alanında çok önemli gelişmeler olacaktır. Bu da işte tam da bu seçimde Ulusal Birlik Partisi ve diğer merkez olarak yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip kalkınması bağlamında siyaset güdümü özellikle şu anki bu hükümetteki 3 partimizin çok daha güçlenmesi hem iç siyasetteki istikrarın devamlılığı çünkü ben hep şunu savundum güçlü bir dış siyaset için güçlü bir iç siyaset ve bunun yansıması güçlü bir ekonomiye ihtiyacınız var. Şimdi ekonomiyi sadece bugünkü dövizin yükselip alçalmasıyla yorumlamamak gerekir. Ona da gireriz. Bilgimiz dahilinde, aklımız yettiğince değerlendirme yaparız. Ama en önemli şu da vardır. Ülkemizin güçlü olduğu yanları düşünerekten bundan sonraki süreçte çok önemli gelişmeler olacak. Nedenini söylüyorum. Bu arada Türkiye'mizde bir seçim oldu. Bu seçimin sonuçları, yeni kabine, tüm bunlara baktığımızda aslında dünyadaki siyasi bir değişim vardır. Ve hatta ben dün bir yerde şunu söyledim, dünyadaki siyaset tarlası tekrar sürüldü. Evet doğrudur. Çünkü siyaset artık bildiğimiz gibi, eskisi gibi caklarla ceklenen olacak bir şey değildir. Bu bir realitedir, bunu ben söylemiyorum. Ve dünyadaki siyasi, iktisadi, ekonomik, sosyal her alanın geliştiği, insanların tüketim alışkanlıkları, zaman tüketimi, paranın şekli şemalı, yani paranın regülasyonu değişti. Yani biz ne yapıyoruz, bunlara ne kadar adapte olacağız? Bunları konuşmak gerekir. Dünyada en önemli alan enerji, sanayi, tarım, bunlar savunma. Ve en önemli bunların yansıması üretim. Bunların tümünü koyduğumuzda anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk açıklama neydi? Sonuç odaklı proje üreten siyaseti göreceğiz bundan sonra.
Ve Sayın Hazine Muhasebe bacağında bütün dünyada baktığımızda artık muhasebe yapıları da aslında sadece bir bilançodan ibaret değil. O şirketlerin, ki ben bir ülkeyi bir şirkete benzetirim, sonuç odaklı bir tabloyla yürütüyor. Nedir bu tablo? Siz gelirlerinizi nasıl artıracaksınız? Çünkü dünya artık sadece giderleri kısmayı geçti. Yani sadece tasarruf yaparak mevcut yapıyı, mevcut organizeyi yürütemezsiniz siz. Ek olarak mevcut kaynaklarınızı etkin kullanarak gelir artırıcı neler yapabilirsiniz? Hep söylediğim bir şey vardır. Bu da kaynaklarınızı verimli kullanmaktır. Hangi kaynakları? İnsan gücünü, bilgiyi, teknolojiyi, tüm bunların yansıması meslek alanlarını regüle etmeniz gerekir. Bazı meslek alanları daraldığı gibi yeni meslek alanlarına yönelik adapte olacak yasa tüzüklere ihtiyaç var. İşte tam bunlarda bu konuşulanları hayata geçirebilecek proaktif düşünce yapısına, üretken siyasetçilere de daha çok ihtiyaç olduğu için biz Sayın Ali Başman'ın doğru bir kişi ve isim olduğunu her platformda dile getiriyoruz. Şimdi siz işaret ettiniz. Güzel yaşam. Birlikte. Erken seçim olsun, ara seçim olmasın, çağrılar da oldu. Yapılmaması üzerine egzersizler de yaptık bu seçimin. Ama çok da ilginçtir. Rekor sayıda da neredeyse aday 12, var. 12, 13'te hatta. 13'te 12 aday. Bu da önemli aslında. Evet. Yani meclisin bir cazibesi olduğunu gösterdi herhalde bize. Hı-hı. Yani mecliste yer almak, siyaset yapmak önemlidir, değerlidir, etkilidir. Vallahi ben ilk kez milletvekili olduk. Yani biz yıllardır tabii siyasetin içindeyiz. Takipte ediyoruz. Çok dostlarımız var. Seçim dönemlerinde hep bir fiil çalışmalar yaptık ulusal bacakta. Ama şu var, yani muhalefette çok değerli arkadaşlarımız var. Görüşüyoruz. Evet, bir değer kattık. Yani ben kendi adıma en azından gerek komitelerde olsun, gerek halkımızın mümkün olan taleplerine yardımcı olmak adına, işte kürsü konuşmalarında, yani ben aynı zamanda divandayım da, yurt dışı gezilerimizde aslında bir değerleme yukarıya çıktı. Yani bu yıl her partiden genç arkadaşlarımız, bir önceki milletvekili bakan arkadaşlarımızla uyumlu çalışmalarla çok güzel yasalar geçirdik. Yani bakın son 4-5 yılda yani 4-5 hükümetin yapmadığı yasaları biz bu bir yılda yaptık. Yani bu da işte meclisin daha çok üretkenliğinin, daha çok çalışmışlığını gösteriyor. Bu da işte tam senin çok önemli bir tespit. Teşekkür ederim. Yani önemini artırıyor. Yani bugün ya ne gereği var ara seçime değen tartışmadan sonra 12 tane aday. Hem koltuk içinde değil, ben bütün adayların aslında yani, dahil olmak istedikleri kesinlikle bir yapı olarak gördüklerine inanıyorum. Ve inanın ben seçim döneminde şu an bağımsız olan bazı arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Ben çok keyif aldım. Yani o kişilerin ille kazanıp kaybetme değildir. Yani ülke siyasetine, ülke demokrasisine sağlayacağı katkı çok çok önemlidir burada. Ama tabii ileriye dönük artık şunu da tartışmamız gerekir. Şimdi biliyorsunuz karma oy konusunu kaldırıyoruz. Yani biz ivedili kaldık. Artık karma oyun olmayacağı bir noktada. Evet, bağımsız adaylar çıksın kesinlikle ama sanki de şu geliyor. Yani bunu ilk kez söyleyeceğim. Birazcık tartışmakta fayda var. Her bağımsız adayın da sanki de bir imza toplayıp da belli bir sayıdan sonra genel seçimlerde buna tabii ki yürekten katılıyorum. Aday olması sanki de daha doğru. Hem vekillik için hem cumhurbaşkanı seçimi içinde. Yani partili adaylar ayrı ama bağımsızların, mesela Türkiye'de var çok güzel bir uygulamadır. Evet. Belli bir oranda. Yani şöyle Başkan Hanım, evet herkes olsun, ben buna karşı değilim ama ya şimdi birine kızdın diye aday olmanın yolunda. Sırf haydi ben de aday oluyorum. Veya işte onunla bu sorunum var, ona inat olsun diye. Ya çünkü bakın biz ne için uğraşıyoruz? Ülke siyaseti, ülke demokrasisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahının ve gelişimi içindir. Buna da evet bizlere ihtiyaç vardır. Yerel yönetimlere ihtiyaç var. Sizlere ihtiyaç var. Ve bazı kriterler korsunuz. Ama bu kriter sadece yaştan ibaret değil.
İşte belli bir eğitimden dolayı olmaması gerekir. Belli bir destekçiniz olması gerekir. Bu konuda yani bu öneriniz tartışmaya açılır mı sizce ve bir, bence bir değişikliğe gerekir. De gitmek? Yani, bilmiyorum, bunu bir milletvekili olarak dile getiriyorum. Mutlaka bunun bir karşılığı olacaktır ama bunu ne kadar tartışılır, ne kadar karşılanır? Bence acilen tartışıp hayata geçirmemiz lazım. Yani bugün belki siz bunu kamuoyuyla paylaşın. Yani çünkü Manşet Artı programı çok anlamlı, çok takip ediyor. Yani ben şunu savunuyorum. Evet, şu an 25 Haziran'a hazırız ama bundan sonraki seçimlerde bağımsız aday çıkacak olan kişilerde belli bir imza toplayarak aday olma kriteri olarak da bunu konulması ülke demokrasisi açısından daha bütünselliğe katkı sağlayacaktır. Bu her kimsenin önünü kesmek için değil. Çünkü zaten kazanmak için belli bir desteğe ihtiyaç olacak. Zaten propaganda yapacağım, kendimi hazırlayacağım. Evet, bu söylenebilir ama yani bir gecede karar verip de ertesi gün aday olmak siyasete bir şey katmaz. Çünkü şu vardır, yani sırf olmak için orada olduğunuzda, Aziz Bey'in söylediği soru ve konunun üzerine söyledim bunu. Bu sefer hem siyasetçiye bakış açısı, meclise bakış açısı, yani birazcık sıradanlıktan çıkmak gibi, bu çok ciddi bir konudur. Yani bu ülkenin geleceğiyle yasalarla çalışıyorsunuz ve çok önemlidir. Yani inanın öyle yasalar geçiyor, öyle bir kelime var ki, yani ben bunu komitelerde avukatların da konuşup bir kelime inanın çok farklı sonuçlar getirir o sektör için ve bunun ekonomik, sosyal uzantısına baktığımız zaman dolayısıyla nitelik çok önemli. Evet. Yaş çok önemli, eğitim çok önemli ama bir de arkada bir destek hissetmeniz gerekir. Yani biz bir partiden giriyoruz, 50 bine yakın oy alarak çıkıyoruz o sandıktan. Şimdi bu yeni seçim sisteminde bağımsızlar bir o kadar daha zorlanacak seçilmesi için. Şimdi bunu bilerek hareket ederken aynı zamanda ben şunu öneriyorum. Yani evet, kendine güveniyorsan gir ama bir desteği al arkanda. Yani bir kendini sına önce. Bu da belli bir alternatif, bir öneri olarak duracaktır masada. Tartıştıracağız bunu Aziz Bey. Evet, aslında örgütlü siyaseti de artık biraz güçlendirmek lazım. Kesinlikle. Yani bireysel siyasetle gidemeyiz bir yere. Örgütlü siyaseti gördük yıllarca bunu. Kullanmak yani, lazım. Dediğiniz gibi bireysel olarak yapılan her çalışma sırf kendi egonuzu tatmin etmek için oldu. Ama o örgütlü siyaseti bir parti gibi bile hareket et. Evet, kazansın, baş tacı girer. Her türlü parlamentoda çalışır, faaliyetlerini gösterir. Bir de şöyle bir şey vardır. Gruplarda temsiliyetiniz olmazsa zaten hiçbir şey yapamazsınız. Yani sadece bir kürsü avantajı olur. Yani o da ne kadar anlamı vardır? Yani o da bir yere kadar. Dolayısıyla burada evet, herkesin demokratik hakkıdır, girsin. Bu söylediğimizden tırnak için altını çiziyoruz. Ben bağımsızlara karşıyım anlamında lütfen yorumlanmasın. Bu seçim bitti, bu zaten ilan edildi. Önemli olan bundan sonra ama nasıl içindir? Ki bir partide bir ön seçim yapılıp aday olunuyorsa, öyle değil mi? Yani ön seçimde adaylar karar veriyor. Evet. Yasal bir durumdur, zorunluluktur. Yani ön seçim olsun diye. O zaman bağımsızların da bir ön seçimi gibi olsun. Yani o zaman denklik olur yani. Evet. Evet. Peki, devam edelim. Şimdi yasamalardan çok bahsettik. Bu dönem aslında taraflı tarafsız herkes herhalde bunu kabul eder. Yasama açısından meclisin karnesi iyi. Yani çok iyi gidiyor hatta. Bunu hükümet açısından değil, ben meclis açısından söylüyorum. Kesinlikle. Çünkü muhalefetin de katkısı vardır. Kesinlikle. Mutlaka bütünsel düşünmek lazım. Siz komitede de çalışıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Şu an ne var komite gündeminde? Sizin yaptığınız yasa önerileri de var ki aslında çok alışkın değiliz biz. Muhalefet genelde yasa önerisi verir muhalefet vekilleri ama iktidar vekillerinin vermesi de bence önemlidir, değerlidir. Ne aslında var gündemde? Çok ilginç şey oldu bu yıl. Mesela salı günleri gündem dışı konuşmalar olurdu. Genelde biz tabii sonradan öğrendik bunu. Sadece muhalefet çıkar, işte hükümet edenleri eleştirir. Bakanlar da çıkar orada, gerekli cevabı verir. Yazılı veya sözlü sorular olur, tartışılır ama biz bu sene şunu başlattık. En azından ben kendim hemen hemen her hafta söz alıp yani ülkede önemli konulara bir farkındalık kazandırmak, dikkat çekmek, öneri sunmak adına. Çünkü bazı sorunlar vardır Baykan Hanım. Bu sadece iktidarın veya hükümetin meselesi değildir. Aynı zamanda muhalefeti de ilgilendirir. Çünkü bir milletvekili hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşü savunursanız savunun, toplumsal olaylara
farkındalık yarattığınız sürece anlamlı olursunuz. Yoksa ben sadece kendi açımdan bakıp olaylara yorumlarsam, o zaman biz kimin milletvekiliyiz? Birilerinin değil, biz halkın milletvekiliyiz. Bizi halk seçti. Önce bizim sorumluluğumuz halkın sorunlarına kulak vererek. Mesela son en güncel, ondan sonra neler var? İstersen müsaade edersen öyle yapalım. Tabii ki. Mesela hemen hemen her evde, emin olun, belki de sizler de yaşıyorsunuz, bizleri izleyen izleyicilerin birçoğunda, ki ben de çok bunların acılarını yaşadım geçmiş yıllarda, taşınmaz malların tahliye süreci mahkemelere gider. Mesela kirasını ödemeyen bir kiracı, nasıl olsa mahkemelerde bir şey olmaz, yıllarca sürer. Ödemeyim ne olacak, beni de atamaz der. Buna karşılık mal sahibi, ne yapacağım der, çaresiz kalırım. O zaman kiracıyla uzlaşmaya çalışır. Tamam uzlasın ama hakkını alamaz. Taviz vererek. Taviz vererek, bu adalet değil. Burada bir önce bir adalet duygumuzda hareket etmemiz gerekir. İkincisi yasanın işaret ettiği. Evet yasa vardı kiracılarla alakalı. 2009 ve 2019 yılında güncellenen yasalar var. Orada da diyor mahkemeler hızlı bir şekilde 3 ay içerisinde icra veya herhangi bir kirayla alakalı dosyayı sonuçlandırması gerekir. Ama hepimiz de biliyoruz olmuyor mahkemelerin yoğunluğunda. Bir de mahkemelerin yoğunluğunu koyduk. Bir adaleti, mahkemelerin yoğunluğu. Bunları sağlayacak olan da kimlerdir yine? İşte bir yasa tahtında ya bir özel yasa yaparsınız ya mevcut yasa üzerinde yasa önerisi. Bu üçünü koyduk. Paydaşlarımız kimlerdi? İşte kiracılardı. Konuştuk. Mal sahipleri konuştuk. Emlakçılar Birliği konuştuk. Mahkemelere gittik. Sözlü görüşlerini aldık. Tüm bunları koyduğumuzda biz yaklaşık 5,5-6'ya yakın, buradan çok çok değerli avukat arkadaşlarımız var. Çünkü ben hukukçu değilim. Ama hukuku bilen çok iyi arkadaşları mobilize ederek, arkadaşlar dedik bu bir toplumsal sorundur. Bu muhalefetinden, iktidarından değildir. Ve ne yaptık orada? Taşınmaz malların tahliyesiyle yönelik özel bir yasa önerisi hazırlamak istedik. Tabii ben kendim her zaman çalışmaları paylaşımcı olduğum için milletvekili grubumuzda paylaştık. Arkadaşlar dedim böyle bir yasa önerisi sunuyorum. Görüş önerisi olan bazı arkadaşlar sundu. Tabii bunu hukuk komitesinde de olgunlaşacağını düşünerekten. Burada murat ettiğimiz şimdi şudur. Şimdi siz mal sahibisiniz, kiraya verirsiniz. Ya kiracı beni ödemezse ne yapacağım diyerekten genelde evinizi boş tutmaya çalışırsınız. Şimdi evin boş kalması piyasadaki arz talep dengesini değiştiği için bu fiyatlardaki bir artmaya neden olur. Veya özellikle son 2 yıldır tespitimiz peşin 1 yıllık diyor ben kiramı isterim. Şimdi peşin o 1 yıllığı ödeyebilecek belli bir kesimdir zaten. Nasıl olsa birileri öder birileri çıkar diyesine de fiyatı yüksek tutar. Otomatik ve bu da arz talep dengesinde fiyat istikrarı açısından fiyatların da yukarıya çıkmasına neden olur. Peki diğer tarafta şunu da tespit ettik. Siz kiracı ile kendi aranızda yaptığınız sözleşmeyi pullamıyorsunuz vergi dairesinde. Ki vergi vermek istemezsiniz. Esas rakamı yazmak istemezsiniz. Veya pullarsanız gerçek rakam üzerinden kiranızı almıyorsunuz. Veya kiracı der ki ya düşük tut da sıkıntı. Ama şu tehlike. Şimdi işin başında her şey güzeldir. Ama belli bir süre sonra mal sahibi diyebilir size. Ya kiralar arttı, benim seninle kiram düşüktür. Bir şekilde size zorluk çıkarıp evden boşaltmak isteyecektir dükkandan. Şimdi ama sizin tutunacağınız tek bir şey vardır. Yapmış olduğunuz sözleşmenin vergi dairesinde yani ödediğiniz rakama göre. O belge olur tabii. Belge tek belge olur. Şimdi onu siz başta yanlış yaparsanız ve düşük kalır. Ve düşük kalır. O da bir çıkarmak için bir nedendir. O da çıkarmak için bir neden. Çok bir bu yani. Açıdan baktık. İki, siz kiracısınız Aziz Bey. O zaman ne yaparsınız? Siz kiracı olarak bu sözleşmeyi yaptığınızda ödediğiniz parayı siz dersiniz ki ya buluşalım pastanede de ödeyeyim sana taksitçimi. Verdin. Elden ne bir tutanak elden yaptınız edelim. Elden kiracı mal sahibi var. Maalesef diyorum tırnak için azınlık da olsa art niyetli insanlarımız da vardır. Ödemedi der.
ödemediği gerekçesiyle, çünkü sözleşme yapılırken sözleşme şartlarında var işte ödeme şekli nasıl? Ödeme şekli. Şimdi burada ben çağrı yapıyorum. Biz bu yeni yasada tüm ödemelerin kayıt altına en doğru olan banka veya posta, ha, elden bile verecekseniz bunu sıcak imza şeklinde tutanağı almanız esastır. İşte biz burada herhangi bir nedenden dolayı işte kiranın ödenmemesi veya mal sahibi tarafından sizi işte mülkten çıkartma yönüne zorlanmanız durumda ve mukayyetliğe gidersiniz ve dosya açılır. İşte iki taraftan bakalım. Mal sahibi beyanlarını verecek. Kira yeri kendine aittir. Bir de şöyle bir şey, şunu koyduk biz. Sözleşmede yazan adrese icra memuru tahliye olacaksa, tahliyeyi verdiği anda süreci başlatırsınız. Artık bunu aşmamız gerekir. Yani ben seni bulacağım, eline vereceğim, imza edeceğim. Ama kusura bakmayın da, yani biz hangi çağda yaşıyoruz artık? Umarım tez zamanda hep dijital devlet dediğimiz, e-devlet dediğimiz var ya, artık dünya telefonun SMS gelir, der ki tahliye raporun vardır. 3 iş günü içerisinde ilgili kaymakamlıktandır veya mahkemeden alma koşulu getirir sana ve süreci başlatır. Biz de burada diyoruz ki sözleşmeleri yaparken avukat veya noter yanında yapın. Ödeme şekline kadar. Bütün beyanlarını. Yani ben kiracı gerekli şartları yerine getirmedi, tahliye davası açacağım. Gittiğimde ben mukayyetliğe dediğimde bakın belgeler yasaya göre. İşte sözleşmem tamam pullandı. Bu sözleşmenin pullanmasıyla devlet alması gereken de vergiyi alıyor mu? Alıyor. Şimdi ben hem kiracıyı koruyorum bu yasa önerisiyle, hem mal sahibini koruyorum, hem devletimi koruyorum. Artı sen kiracı olarak hakkında herhangi bir tahliye dosyası açıldı ve sözleşmedeki adrese tahliye emri verildiği anda ispat ediyorsan iddia edildiği gibi kirasını ödemediğinden dolayı çıkarmak ister. Ve elinde senin belge yoksa otomatikmen sen herhangi bir hak talebinde bulamaz. O yüzden diyoruz ki biz sözleşmede ve bütün ödemelerinizi kayıt altına belgeli alın. Sen gidersin icra memuruna dersiniz ki efendim durun bakalım. Bakın benim bütün ödemelerim belgelidir. O zaman orada otomatikmen o icra kararı da durdurulur Aziz Bey. Yani burada iki tarafı da koruyacak ve bu ülkede aslında bana göre emlak sektöründe fiyatların da artmasında nedenlerden biri olan bu sorunu da bu kördüğümü de çözme peşinde. Çünkü bazı kötü niyetli kiracılar vardır ki bu iyi niyeti ve yasa boşluğunu kullanarak piyasadaki birçok anomal durumları yaratır. Böyle bir yasa önerisi sunduk hayırlısıyla pazartesi. İnşallah bu hayata geçecektir diye düşünüyorum. İşte burada bu sorun toplumsal bir sorundur. Yani işte biz milletvekilleri dediniz ya yasa önerileri. İşte bu hafta çıkıp bunu meclis kürsüsünde bir kez daha anlatacağız. Buna bağlı çok şeyler var. Yani ben ciddi bir yasa önerileri sundum, bazı öneriler sunduk. Öneri kalmıyor, takip de ediyoruz. İşte bizim komitemizde dün kredi kartlarıyla alakalı bir düzenleme var. Biliyor musunuz 2019'dan bellidir kredi kartları harcamalarında %1 iade hakkı var vatandaşımızın. Evet. Buradan duyuralım. Ve Sayın Başbakanımız talimat verdi. Bu noktada hemen hayata geçecek. Çünkü muhalefet haklıydı bizi eleştirmekle. Niye %1'ler iade edilmedi? Ama mesela 12 bankadan 3 tanesi yazılımsal sorunu çözemediği için şöyle söyleyeyim. Belki de 100 bin harcama kaleminden 2 veya 3 tane 1 TL'nin altında karttan harcama yapmış. Ne yaparsınız? Kart açılışında işte sembolik 50 kuruş çekersiniz ki bir kontrol etmek istersiniz sistemde. Bunun gibi örneklerde sistem yazılımda dijit olarak görmediği için onu 1 TL'nin altını null atar, boşluk, sıfırlama yapar kendini ve sistem otomatikmen bütünü toparlayamaz, toplam alamadığı için. Şimdi ne yaptık? 1 TL'nin üzerindeki bütün alışverişlerde biz o ayın tekabül eden devamından itibariyle hesabınıza 1 TL
iade yapılacağız. Yani siz 50, bilmiyorum yani atıyorum 20.000 TL'lik bir harcama yapıyorsanız karttan o ay, bunun %1'i otomatikmen hesabınıza iade olacaktır. Bu da aslında harcamalarda kayıt dışı olan harcama kalemlerini de kayıt altına alma ve nakit paradan insanları daha çok karta yönlendirme anlamında 2009'dan bugüne kadar da olan harcamaların iadesi konusunda dün biz Ekonomi Maliye Bütçe Plan Komitesi'nde ve oy birliğiyle geçen bir yasa önerisiydi. Pazartesi son divandan da okunuşunu yapıp oylamasını yapıp hayata geçireceğiz. Tabii bununla alakalı çok şeyler var, yasalar. Yani vergilerle alakalı düzenlemeler yaptık. Şu an önümüze gelen işte şans oyunları yasası, ki biz çok önemsiyoruz bu tür yasaları. Hep ifade ettiğimiz işte kriptodur, forex'tir, bununla alakalı çalışmalar, dijital ekonomiye adapte olma, ülkedeki gerçek ekonominin ve gerçek vergilendirme sistemini ve ticari faaliyetin gelişmesi açısından çok önemli yasalarımız var Baykan Hanım. Yani birçok yasa var, burada da hep konuştuk ama durmuyoruz. Yaz dönemi de belki çok kısa bir es verip yine bu tempoya devam edeceğiz. Komiteler çalışmaya devam edecek yaz döneminde de. Yani bu saydığınız yasalar ve belki yeni var, güncellemelerle birlikte de. Çok var. Yani bu konuda mesela ben sadece çok basit bir şey söyleyeyim. Skuterlerle alakalı. Mesela bazı tüzüklerde siz yasa öneri sunamazsınız. Ancak ilgili birimlere yazılı öneri sunarsınız. Mesela skuterlerle alakalı bir tüzük vardı geçti. Ulaştırma Bakanlığı'nın yol trafik güvenliği açısındaki o tüzükte. Ama orada inanın ben buradan çağrı yaparım. Sadece iki tane çocuğu ben kamyonetin altından aldım kazada. Yani Allah acıdı ve yani çok da trajedik sonuç oldu. Çünkü skuteri herkes oyuncak gibi görüyor. Yani gidip biz yolda bir skuter satan firmadan skuter alırız ama biz onun kontrolsüz herkese veriyoruz kullanımını. Ama bu çocuklar yani ana yollara kadar köy içi yolları daha tehlikelidir. Çünkü uyarı levhaları yok. Çocuk bunu oyun olarak gördüğü için çok tehlikeli. Bir de artan trafik, herkes telaş, biraz daha hızlı acele ediyor. Ama ben şunu önerdim. Kayıt altına almak gerekir. Yani sizin bu skuteri kime satıyorsunuz? Daha kısıtlayıcı koşullarda aynen öyle. Evet, geçirilmesi gerekir. Bu bizim amaçlı kullanalım mi? Ama bu anlamda uygulamalarda dikkat etmemiz gerekir. Başka çığlıklar, başka canlar, başka acılar. Dünyada da bu dikkat tabii çektiğiniz konu dünyada da tartışılıyor. Evet. Bir de mesela kamunun verimliliği var. Ben çok önemsiyorum. Ben seçim döneminde de hep dile getirdim Aziz Bey. Bu programda da eminim konuşmuşumdur. Şimdi kamuda İTA amirleri denilen yani en üst düzeyde terfilerde bir değerlendirme yapılır. Ve bunu kamu yasası da atıfta bulunur. Ben hep buldum bu yasayı, tüzüklerini. Sendikalarla da görüştük. Buradan KamuSen Başkanımız Metin Bey'e de selam olsun. Onun görüşlerini de alarak bir öneri sundum burada. Maalesef yaklaşık 15 yıl önce hazırlanan bir değerlendirme formu vardır. O değerlendirme formunun mutlak sürekli dedim güncellenmesi gerekir. Çünkü orada sadece ölçme yapılır. Bakın ölçme ve değerlendirme birbirinden çok farklı olduğu için ve orada bazı kriterler vardır. Bu değerlendirmede yaşanılan sıkıntılar ve terfilerde adaleti maalesef diyorum tırnak içinde yeterince sağlanmadığından nasıl olsa ben performansımı artırsam da aynı, artırmasam da aynı. O yüzden bu ciddi anlamda kamudaki verimliliği olumsuz yönde yansıdığında böyle de bir öneri sunduk. Çalışıyoruz, çalışkan bir öğrenci olduğumuzu düşünüyoruz. Bakalım önümüzdeki süreç inşallah başka platformlarda daha etkin çalışma fırsatımız olur. Bunu söyleyebilmek önemli aslında. Yani o güvenini görmek de güzel, bunu söyleyebilmek de güzel. Ve sahada da vatandaşlar arasında bunun bir geri dönüşü var herhalde. Var var. Orada nasıl gidiyor? Yani var. O gelen tepki ne yönde şekilde? Mesela bir polis yasası var. Ben bundan 6 ay önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na kadar gittim. Ki ailem de polis olduğu için sorunlarını gördüm. Görüştük. Ve bu konuda işte değerli bir arkadaşımız Sadık Gardiyanoğlu buradan selam olsun bir öneri sundu. Tabii bunun hep geçmişi var. Yani bir altyapı çalışmaları gerekir. Soluk almadan. Yani bir çalışma var onu bitiren başka değil.
hep ifade ettiğimiz gibi gezdik sonra, insanlara dokunduk sonra farklı farklı durumlar ortaya çıkıyor. Tabii yani aklıma gelen çok şey var. Yani programlar yetmez bunları konuşalım ama elzem olan konular vardır ki buralara bir katkı koyduk sonra insanlar gerçekten bunun farkındadır. Ve o farkı görüyor ve artık ben neyi gördüm Maykan Hanım, bilir misiniz? Nasıl ki dünyada iyi insan, kötü insan. Artık ben bunu söylüyorum. Daha önce dilim el vermezdi ama siyasete girdikten sonra gördüm bunu gerçekten. İyi insan ve iyi olmayan insan değilim, daha yumuşak söyleyeyim. İyi olamamıştı. İyi olamamış belki veya kendi genetiğini zorlayan insan değilim. Ama siyasette de çalışanla az çalışan veya yeterli çalışmayanı halk ayırıyor gerçekten. Yani ben hiç ummadığım yerlerde, yani ben çok yani kırsalı çok geziyorum. Özellikle tarım, hayvancı, benim yani doğuşumuz da genetiğimiz de oradan geldiği için bir de memleketin gerçek sahipleridir köylüler. Ve farkındadır yani, inanın çok da yakından takip ediyorlar. Yani ben bugün çıkayım, akşama kadar en az 10 tane telefon alırım. Ay oğlucum der, o Berete'de, o programcıkta bunu söyledin ha. İyiydi der yani ha. Ve çok da takip ediliyor manşet artık bu bağlamda da. Hem bize hem size tabii evet. ki. Şimdi bir de trafik konusu var aslında. Evet. Onu az önce skuterlardan bahsederken oraya da geçeriz diye düşündüm. Çünkü dün akşam ne yazık ki yine bir kişiyi kurban maalesef verdik trafiğe ve bu konuda bilmiyorum artık meclis ne yapabilir? Yasal olarak da bir şeyler yapılabilir. Belki cezalar artırılır ama bir şeyler yapmamız lazım herhalde. Bunu meclise de sirayet ettirmek lazım herhalde. Hı hı. Aziz abi çok teşekkür ederim. Sonuç itibariyle hepimiz kuralların da, yasaların da bize getirdikleri cezaların da sonuçları da biliyoruz. Bugün hepimiz emniyet kemeri takmazsak cezasının ne olduğunu biliriz. İşte ama hız cezanın yaptığımız çok ötesinde neye sebebiyet burada verip vermediğini toplumsal farkındalığı evet. Yani yasalara toplumsal uyum kültürü diye bir şey vardır dünyada. Yani siyaset sadece yasa yapmayla değil. Bu yönde çok eksiğimiz vardır arkadaşlar. Ben bunu hep söylüyorum. Bir eğitim bilimcisi olarak ortaya koyuyorum. Yasa öğretici sürecin çerçevesidir. Yani bir çerçeve düşünün. Kişiler bu resmin, bu çerçevenin içerisindeki fırçadır. Davranışlar da bir tüyaldir. Şimdi siz nasıl davranırsanız elinizdeki o fırçayı o şekilde kullanırsınız. Yani burada bunu ne polisle çözebilirsiniz, ne belediyeyle çözebilirsiniz. Evet, yol güvenliği açısından ben polislerimize giderim. Buradan da herkese selam olsun, çok teşekkür ederim. Çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Şunu soruyorum, kazalardaki sebebiyet nedenlerine bakıyoruz. Yani baktığımız zaman, yüzdelikler vermeyin burada, kamuoyunda bir yanılgı yaratmayalım ama bildiğimi için söylüyorum. Bireysel yani sürücü hata kaynaklı olarak toplam kümülatifi %70 oluşturuyor. Tamam, burada ne yapabilirsiniz siz? Burada önemli olan işte bu davranışın, bu tehlikeli sürücün sonucunda oluşabilecek olanların hem maneviyat, maddi bir yere kadar ama en önemli maneviyat, duygular açısından bunu içselleştirmemiz gerekir. Bu da yine eğitimdendir. Yani siz 40 sene bordlara levha koyun, duyuru panelleri koyun. Bir yere kadar olur. Artık öğrenim ve öğretim süreci dünya yeni paradigmaya göre değişti. Bunu içselleştiremezseniz, bakın tek bir örnek vereyim. Yani Allah kimseye evinde bir kayıp vermesin, sağlıkla alakalı. Ama kalp krizinden dolayı kaybedilen bir ailede bir bireyden sonra o aile daha çok sağlığına önem verdiğini biliyor musunuz? Ve o ailede trafik kazasından dolayı kayıp demeyelim, bir kaza yaşandığında o insanlar yapılan araştırmada daha çok dikkat ettiğini göstermektedir. Neden? O acıyı, o duyguyu içselleştirmeye başlar. Ben demiyorum yani herkese bu duyguyu, bu acıyı yaşatalım. Hayır, bunun yöntemleri vardır. Bu da yine eğitimle birliktedir. Çünkü şöyle bir tehlike var, en önemli gözden kaçırıyoruz.
bu ülkeye okumak için turist olarak gelen kişilerin trafik kurallarına ve trafik sürüş yönelimlerine bakıldığı zaman önemli bir tehlike unsuru oluyor. Biz bunu çok normalleştirdik şimdi. Ama normal dışı bir duruma doğru gidiyor. Çünkü ayda satılan arabaların araba mesafelerine baktığımız zaman her arabanın her ay Baykan Hanım yaklaşık 2 kilometreye yakın araba zinciri ekleniyor trafiğe. Şimdi bu neyi getiriyor o zaman? Biz her ay 2 kilometre 2 kilometre ekleyelim. Zaten otomatikmen sen trafiği felç etmişsindir. Bu trafiğin içinde insanların zaman kaybı, ekonomik kayıp, psikolojik sorunları düşündüğümüzde çözümlerden biri işte burada yine nereye geliyoruz? Toplu taşımaya. Evet. Toplu taşıma kültürünü geliştirirken de işte biz daha az kaza, daha az acı, daha zamanımızı daha verimli. Ne kadar güzel olur. Ben bir vekil olarak Girne'den meclise geleceğim de toplu taşıtla geleyim. Gelirken kitabımı okuyayım, müziğimi dinleyeyim, sohbetimi yapayım, sosyalleşme olur. Hep biz sorguluyoruz. Niye insanlar yeterince birbirini sevmiyor Kıbrıs'ta? Hiç merak ettiniz mi? Araştırdık biz bunu üniversitede. Yalnızlaşıyoruz. Toplumsal bir paylaşmamız yeterince oluyor. Yok. Evet, yeterince, yeterince yok. Yani herkes kendi arabasıyla kendi rahatlığında, evet o da olsun. En güzelini hak ediyor halkımız. Ama toplu taşıma da bir sosyallik olduğunu da bütün dünya bunu araştırmalarda koyuyor. Bu açıdan da bakmamız gerekir. İşte burada bir çözümdür. Yoksa siz 100 katı koyun asgari ücreti. Kaza olduktan sonra ne anlamı var? Ne olacak? Polis yani orada cezayı kestikten sonra emniyet kemerini takmadın. Telefonda konuştuk. 50 katı ceza koy. Ne olacak? Benim insanım canını kaybettikten sonra gittikten sonra. Birebir yaşıyorum. Bakın son 3 günde kendi bölgemde yaşadığım bu trafikteki konular. Ve ben neyi buldum çözüm? Bir tane ATV aldım. İkinci el. Girne'ye marketime onunla gidip geliyorum artık motorumla. Çözüm olan çünkü zaman yetmiyor Aziz Bey. Evet. Çocuklara mı zaman ayıracaksınız, ev işlerine mi zaman ayıracaksınız, alışverişinize mi, yasa mı çalışacaksınız? Halkı ziyaret, geçen gün bir köye ATV ile gittik, durduk, helmeti çıkarttık, spor kıyafet. Vekilim diyor, mecburuz, zaman hem daha rahat olur. Evet. Yani espri bir yana, herkes bir çözüm bulabiliyor ama bu çözümü artık biz kurumsal olarak bulmamız gerek diye düşünüyorum. Bilinçlendirme diyoruz ama evet. Bilinçlenme olarak herhalde herkese pay düşürmek lazım. Fazlasıyla. Yani hepimiz bilinçlenme yönünde kendimizi odaklasak bilinçlenelim. Neymiş bu trafik? Ben ne yapıyormuşum diye herkes sorgulasa birçok şeyi çözeriz. Trafik canavarı bizden daha akıllı değil. Değil. Biz bunu da kurumsal akla ihtiyacımız vardır. Bu kurumsal akıl sadece yasayla değil, polisle değildir. Toplumsal akıla ihtiyacımız vardı bu anda. Yani bu sadece şu anki hükümetin veya muhalefetin konu yapıp bulacağı bir çözüm değildir. Bunu belediyelerle, muhtarlıklarla, bu topyekun bir seferberliktir. Hiçbir aile yoktur ki trafikte kurban vermesin ya. Veya trafiğin etkisinden dolayı. Ya ben yani çok acılar yaşadık ailece de bu konuda. Ve eminim aileler de katılıyor. Artık yani bu acılar bizi geriye getirmesin. Yani bunları yaşarken evet üzerimize düşeni yapalım, yapıyoruz da. Ama herkesin yapması gerekir. Çünkü bazı konular var ki trafik böyledir. Herkes bir şey yaparsa birlikte çözüm bulabiliriz. Evet. Düşünün 3 tane bakanlık yan yana 450-500 tane araç. Giren çıkan insan aşağı yukarı 150-200 kişi. 300 kişi. Gürne'de yani düşünün yani çözüm şudur bilir misiniz? Toplu taşımanın ki ben buradan Sayın Erhan Arıtlı'ya bir kez daha çağrı yapıyorum. Başlattığı proje umarım bir an önce hayata geçer. İnanın ilk olarak biz siyasiler bu toplu taşımayı kullanıp seferber olmamız gerekir topluma örnek olarak. Birçok şeyi çözecektir Baykan Hanım. Evet. Ben bir Girne'li olarak hele Girne'deki trafiği düşündüğümde inanılmaz. Evet.
Aynen, katılıyorum ben de bir diğer Girneli olarak sayın vekilime. Süreyi bitirdik. Evet. Süremiz bitti. Yetmedi bugün. Yetmedi. Devam edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz tabii ki. Memnuniyetle her zaman. Gerekenleri konuşmaya. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Hacı Bey. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Zaman umarım keyif aldınız. Kesinlikle zaman çok yarattınız. Çok teşekkür kıymetli ederiz. Görüşlerinizle yine zenginleştirdiniz programı. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diyelim size. Evet Aziz, evet. Bugünü de noktaladık. Bugünü de bitirdik sevgili seyirciler. Yarın yine bir kez daha sizlerin karşısında olmayı umuyoruz. O vakte kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle yarın sabah. Hoşça kalın.